Tunceli'de görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi, gece saatlerinde düzenlenen uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya geldi. Şehidin Keçiborlu ilçesi Orta Mahalledeki Baba Ocağı, Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları taziye için eve gelirken evin önünde dualar okundu. <Sessizlik> Şehit jandarma uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın naaşı cenaze töreninin düzenleneceği hükümet meydanına götürüldü. Burada koronavirüs tedbirleriyle düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Askeri Erkan, Şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Vali Seymenoğlu, Belediye Başkanı Başdeğirmen ve Milletvekili Gökgöz, Şehidin ailesinin yanına giderek taziyede bulundular. Tören sırasında şehidin annesi Fatma Çatal, kahraman oğlum diyerek gözyaşı döktü. Töreni oturarak takip eden anne Fatma Çatal'ın yanından kızları Cansu ve Gülnur Çatal bir an olsun ayrılmadı. Tören boyunca bir kadın assubay da sürekli olarak annenin yanında bekledi. Jandarma uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın naaşı, öğle namazına mütakiben il Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mezarlığa götürüldü. Bu sırada Vali Ömer Sevmenoğlu şehidin babası Cengiz Çatal'ı makam arabasına alarak şehitliğe kadar eşlik etti. Şehit Hüseyin Çatal, merhum dedesinin mezarının yanına defnedildi.